Dile. Evet, bana verdiğiniz lahana suyuydu değil mi hocam? O lahana, lahana suyuydu. Lahana suyumuz evet orada. İnanılmaz derecede böyle ne derler? Yaraya, gastritim vardı benim gastrit, çünkü. Gastrit, ülser, reflüye karşı. Aynen, aynen. Hem de hocam iştahı da kapatıyor değil mi? Hani lahana suyuyla böyle basınca olanları haberler çıktı. Aslında ben çok kullanmak istemedim ama gastritim için. Yani kullanma amacım farklıydı. Ve bundan sevgili izleyenler bir ayda ben... İki şişe bitirdim değil mi hocam? İki evet. Şişe verdiniz bana. Aynı büyüklükteydi herhalde. Evet. İki şişe içtim. Gastriti bitirdim. Çünkü artık böyle belli bir noktadan sonra hocam ne derler? Antibiyotikler işe yaramaz oluyor. Yutuyoruz kimyasal ilaçları. Bir de biz Türk milleti olarak hani şeyizdir. Leblebi gibi böyle ağrı kesici yutarız. Tabii canım, tabii. Çok yutuyoruz yani. Hani tabii. Arkadaşıma iyi geldi. Belki bana da iyi gelir evet. Gibi baş ağrısı için tabii. Falan. Gerçekten evet. Çok iyi bununla geldi. İştah da kapatıyor. Amerika'da California Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller kendi ekipleriyle ayrı ayrı zamanlarda araştırma yapmışlar. Lahananın birleşiminde metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir madde var. Amino asit türevi. Bu midede gastrit, ülser, reflüye sebep olan bakteri, Helicobacter pylori öldüren en doğal ürün. En doğal. Yani bununla ilgili bir ama düzenli bir kullanacaklar sevgili izleyenler. İştah kapattığı gibi kilolu bayanlara da hani ben önerebilirim. Çünkü ben gastritim için kullandım ama gerçekten iştah da kapatıyor. Yani böyle tokluk hissi veriyor ve tadı da şalgam suyu. Böyle çok hafif böyle acımtırak bir şalgam suyu tadı var. 19 çeşit bitki içerir. Aynı zamanda. Sayalım hocam. Lahana başlıca şeyimiz zaten. Lahana suyumuz. Beyaz lahana, kırmızı lahana. Beyaz lahana suyu var. Kırmızı lahana suyu var. Sirke var. Üzüm sirkesi var. Maydanoz var. Adaçay var. Tarçın var. At kuyruğu otu var. Zerdeçal, zerdefil ve sinirlot var. Evet. Sinirlot var. Onunla da ilgili klinik araştırmalar var. Enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Mesela diyelim ki ayağınızın baş parmağında dolama var. İltihap. Tazesini bulup da çayırlıklardan, çimenlerden yıkadıktan sonra ayak baş parmağına sararsanız iltihabı söker alır. Bazı insanların da ayaklarında genellikle küçük parmakla arasında, parmak aralarında pişik olur, mantar olur. Parmak arasına koyup sardığınızda pişiği iki günde tertemiz edilir. Hocam lahana suyumuz iştah kapattığı gibi... hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olduğu gibi başka gastrit dedik. Ben de vardı. Ülser, bitti çok şükür. 12 parmak bağırsağında iltihap varsa, ince bağırsakta enterit varsa, E. coli'den bakteri, E. coli yani bakteriden kaynaklanan. Hocam